dur. Hadi. Bekle burada, ben hemen döneceğim. Neden bu kadar oyalandı? Sakar şapşal şey. Cüzdanını bırakmış. Alo, neredesin? Sen iyi misin? Dinle, Fahat seni almaya geliyor. Onunla hemen eve git. Sen niye gelmiyorsun? Lütfen dediğimi yap, tamam mı? Seninle evde görüşürüz. Benim burada yapmam gereken önemli bir iş var. Önemli bir iş mi? Bana söylemediği kadar önemli ne işi olabilir ki? Eve dönene kadar onu endişe içinde bekleyeceğim. Alya, acele et. Alya, hadi gidelim. Fahat abi, Tapu. Ben konuşamıyorum Alya. Sen ve Zeyn'in benim için yaptığı... Teşekkür ederim. Fahat abi, dediğim gibi bana değil Allah'a teşekkür et. Alya, ama Zeyn nerede? Benden seni hemen almamı istedi. Ben de o aceleyle nedenini soramadım ve onun ne dediğini pek anlamadım. Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Ben de çok endişeliyim. Önemli bir işi olduğunu söyledi. Kafam karıştı. O hengame içinde bu kadar önemli nasıl bir iş olabilir ki? Aya, sakin ol. Oradan yeterince uzaklaştık sayılır. Şimdi lütfen bana ne olduğunu anlatır mısın? Burada Bombay'da ne işin var senin? Hayat, lütfen cevap ver bana. Lütfen önce... Önce bana bir söz ver. Lütfen ablama bunlardan bahsetme, lütfen. Buna sonra karar vereceğim. Önce sen soruma cevap ver. Hayat, kimin telefonu seni bu kadar endişelendirdi? Eğer başın bir çeşit beladaysa bana hemen söyle. En kısa sürede bir çözüm buluruz. Şey, bir adam var. Rocky. Onunla internetten arkadaş olduk. Bir gün Bobal'e geldi. Merhaba Rocky. Ve manken olmak ister misin diye sordu. Mankenlik yapar mısın? Günde tam 25 bin rupi ödüyorlar. O sırada ailemin de paraya çok ihtiyacı vardı. Bu evi acilen 45 gün içinde boşaltmamız gerekiyor. Ya da 1 milyon rupiyi geri ödemek zorundayım. Bombay rüya gibidir. Orada bir mankene kaç para ödediklerini biliyor musun? 100 bin rupi mi? Eğer bunun gibi birkaç işte çalışırsam, bu sayede ailemin evinin borcunu ödemesine yardım ederim. Indoor'a bir okul gezisi düzenleniyor. Okuldaki herkes oraya gidecek. 3 günlüğüne. Hayat, gidebilirsin. Alo Rocky, yarın sabah için bana bir bilet alır mısın lütfen? Mankenlik ajansı işi başka bir mankene vermiş. O zaman Bopal'e geri dönmeliyim. Bak, sen zaten buradasın. Arada birkaç işe çık. Bu sayede eve birkaç 100 bin rupi ile dönersin. Peki ne tür işler bunlar? Raghuver Sahay'ın evine yapılmış olan baskında organize bahis skandalının bütün detayları ortaya çıkıyor. Bütün suçlular tutuklandı ve şu anda sorgu için bekliyorlar. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. 24 saat haber izlemeye devam edin.
Anne, baba. Allah'a şükür güvenli bir şekilde eve gelebildiniz. Haberleri görünce çok korktuk. Değil mi Şaziye? Anne. Evet, evet. Biz çok korktuk. Hem de nasıl? Biliyor musunuz? Polis çok uzun zamandır bu skandalı çözmeye çalışıyordu. Birkaç gün içinde nihayet bütün mafyayı içeri atacaklardır eminim. Çok üzgünüm Osman Bey. Ben ısrar ettim. Seni böyle bir partiye asla götürmemem gerekirdi. Suraya sadece seni ve beni değil, Allah bütün ailemizi bu insanlardan, etkilerinden ve batakhanelerinden korusun. Allah bana bu fırsatı verdi de aileyi onlar gibilerden kurtarıyorum. Bunu çok büyük bir keyifle yapacağım tabii ki. Ve yakında babası kendini ele verir. İstiyorum. Ailemin yanına. Onlara söz vermiştim. Benim yarın eve dönmem gerekiyor. Tamam, sorun değil. Ama şimdi ağlamayı bırak. Yarın sabah gideceğiz. Tamam mı? Hadi açsana. Alo? Ayat, neredesin? Neden açmıyorsun? Üzgünüm, çok meşguldüm. Biliyorum, partiden de kaçmışsın. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Peki şimdi neredesin? Söyleyemem. Ben Bhopal'e geri dönüyorum. Lütfen peşimi bırak. Gitmeden önce seninle görüşelim. Görüşmek istemiyorum. Seninle asla buluşmam. Hayat. Yoksa beni duymadın mı? Benimle buluşacaksın, o kadar. Aksi halde kimse seni Bhopal'e falan geri yollamaz. Sakın sınırlarını aşma Rocky. Ben Bhopal'e gidiyorum. Ve gidince de bütün her şeyi aileme anlatacağım. Önce kızarlar ama sonra beni affederler. Vay canına. Burada iki gün kaldın ve birden zihnin açıldı ha? Dinle beni. Gitmene izin vermeyeceğim. Asla. Asla izin vermeyeceğim. Zorla değil. Başka seçeneğin olmayacak. Dediklerimi yapmaya mecbursun. Neden biliyor musun? Sana birkaç tane fotoğraf göndereceğim. Telefonuna. Kapattığında onlara bir bak. Eğer sen Bhopal'e gitmeye kalkışırsan bu durumda hepsini internete yükleyeceğim. Aman Allah'ım. Evet, bu da güzelmiş. Bunu hazırla. Tamam, şimdi hemen hazırlan da çekime başlayalım. Demek önceden soyunma odasına gizli kamera yerleştirmiş. Thank you.
sadece benim fotoğraflarımı çekmiş. Endişe etme Hayat. Seni bu sorundan ve Rocky'den kurtaracağım. Ben sadece aileme yardım etmek istedim, o kadar. Şu anda Rengor Sahay'ın evinin dışındayız ve buradan sizlere bahis şebekesi hakkındaki haberleri aktarıyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Polis kaynaklarından aldığımız bilgilere göre birkaç kişi tutuklandı ve bu arada telefonlarına el konuldu. Aynı kaynaklar ayrıca bize birkaç kişinin kaçtığını ancak onların da çok yakında yakalanacağını ifade etti. Hay Allah. Zeyn acaba nerede? Umarım iyidir. Aman bana ne? Ama niye telefonunu açmıyor? Bunlar sizin ve Zeyn'in kıyafetleri. Onları dolaba kaldıracağım. Tamam. Rangovir Sahay'ın evine düzenlenen baskından sonra bahis şebekesinin aslında ne kadar organize olduğu ortaya çıktı. Hanımefendi. Televizyon açık mı kalsın yoksa kapatayım mı? Kapatın. Tamam. Uzaktan kumanda nerede? Az önce aldığımız bir habere göre eskort kızlardan birinin bir şeyhle kaçtığı haberi kesinleşmiş oldu. Bu videoda da görüldüğü gibi şeyh eskort kızla birlikte uzaklaşıyor. Sonunda kumandayı buldum. Bir saniye bekle. Evet, gördüğünüz gibi şeyh eskort kızla birlikte kaçıyor. Aman Allah'ım, bu bizim Zeyn. Ama yanındaki bu kız da kim acaba? Zeyn, baksana. Neden amcamın evinin anahtarlarını istiyorsun? Aslında ben... Demek fazla baş başa kalamıyorsunuz ha? Hayır, o yüzden değil. Sorun değil. Burada canınızın istediği kadar kalabilirsiniz. Tamam mı? Sağ ol. Ben de Aliya ile tanışayım. Olmaz, olmaz, bugün değil. Başka zaman tanışırsınız. Şimdi acelem var. Sonra görüşürüz. Peki, tamam. Sonra görüşürüz. İyi geceler. Sağ ol. Efendim? Zeyn, neredesin? Çok önemli bir işim var. Evet ama bu önemli işin ne? Sana her şeyimi anlatmak zorunda değilim, tamam mı? Bu gece Carter'ın evinde kal. Yarın sabah gelip seni oradan alacağım. Bay Çakıvala, söyler misiniz sizin bu saatte burada ne işiniz var? Hem de hırpalanmış görünüyorsunuz. Bu gece Bayragun'un evine baskın yapıldı. Bunu siz de biliyor olmalısınız. Başım büyük belada. Buraya bile büyük zorluklarla geldim. Telefonumu kapattım ama polis yine de her an beni yakalayabilir. Eğer Bayragu gibi biriyle bu kadar iyi arkadaşsanız böyle şeyler olacaktır. Hanımefendi, Bayragu'yla sadece ben dost değilim. Oğlunuz. 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 Fahat. Benim damadım. Babamın telefonu da kapalı. Nerede olduğunu ancak Allah bilir. Ona gitmemesini söyledim. Ama bahisçilerle buluşup para kazanmak istedi ve yakalandı. Ha. Ha.
Devam edin, devam edin. Nasıl olsa siz benim bilmediğim bir şeyi tartışmıyorsunuz. O yüzden konuşabilirsiniz. Benden utanmanıza hiç gerek yok. 5 sene. Sana bu evde tamı tamına 5 sene katlandım. Ama bu iş buraya kadar. Eşyalarını toplayabilirsin. Çünkü artık defolup gidiyorsun Şazi'ye. Hemen heyecanlanma. O hiçbir şey yapmadı. Anladın mı? Polise o ihbarı yapan kişi ben. Baskın benim sayemde oldu. Bahis skandalı ortaya döküldü. Artık bizimkiler senin babanın gerçek yüzünü öğrenecek. Babanın bu pisliğe Fahat'ı da bulaştırdığını zaten çok yakında öğrenecekler. İşte o zaman senden nefret edecekler. Fahat. Fahat da senin aslında her şeyi en baştan beri bildiğini öğrendiği zaman bir daha yüzünü bile görmek istemeyecek. Bundan emin olabilirsin. Planı pırtını topla ve hemen çık git buradan. Ben de gitmek istiyorum. Ancak polis her an buraya da gelebilir. Yani bizim damadı tutuklamak için. Bay Çakıvala, yoksa bana şantaj mı yapıyorsunuz? Hayır efendim, hayır asla. Hem ben böyle bir şeye nasıl cüret ederim? Sadece bir istekte bulunuyorum. Araya birkaç kuruş atsanız oğlunuz bu beladan kurtulur. Tabii ben de öyle. Bunlar sizin için para değil. Hemen birkaç milyon ayarlarsınız. İşin aslı, bu arada elimde damadın aleyhine olacak bayağı kötü deliller var. Ayrıca bir de Osman Bey öğrenirse nasıl tepki verir bir düşün. Aman Allah'ım, o zaman olacakları hayal bile etmek istemiyorum. Hadi, toparlansana. Durma, git eşyalarını topla hemen. Bu ne demek Bay Çakıvala? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır hayır asla efendim, olur mu hiç? Yanlış anladınız. Hem sizi nasıl tehdit ederim ben? Bunu sizden sadece masraflar için rica ediyorum. Oğlunuzun iyiliği için. Tabii biraz da benim iyiliğim için. Çünkü bu işin sonunda ikimiz de bu kumar batağından kurtulmuş olacağız. Hem 20-30 milyon rupi sizin için ufak bir rakam. Önemsiz bir meblağ. Düşünün Süreyya Hanım. Bu iş Osman Bey'in kulağına giderse ne olur ha? Düşüncesi bile korkunç. Ben bunu hayal bile edemiyorum. Merhaba Zeyn. Her şey yolunda değil mi? Neden geldin? Her şey yolunda mı diye bir bakayım. Belki faydam olur dedim. Hanımefendi, yapabileceğim bir şey olursa evinize amade olduğumu biliyorsunuz ha? Hayırlı günler. Söyler misin anne, o adamın burada ne işi var? Hiç, boş ver bunu. Hiçbir önemi yok.
nereden geliyorsun? Carter'ın yerindeydim. Sen hala burada mısın? Hadi git valizlerini topla hemen. Eş. Biri her şeyi biliyor ve babasını kurtarmak için göze almadığı şey yok. O kadar ki kocasını bile umursamıyor. Öteki ise hemen polise ihbarda bulunmayı tercih ediyor. Tek amacı kocasının getirdiği kumadan kurtulmak. Sen de çok iyi biliyorsun ki kocanın başı dertte. İkiniz de Fuat abiyle olacakları bilerek evlendiniz. O ikinizi de seviyor ve sizin için her şeyi yapardı. Ama siz onun için aynı şeyi yapmaya hazır değildiniz. Belki bu yüzden yardımınızı istemeyi tercih etmedi. İki eşi olmasına rağmen yalnız olduğunu biliyordu. Çünkü siz ona güvenilmez olduğunuzu gösterdiniz. Zavallı Fuat abi. Bu savaşı yalnız vermek zorunda kaldı. Başından beri yapayalnızdı. Kimsesiz hissetti. İki eş olmasına rağmen tek başınaydı. Yanında kimse yoktu. Size gelince, aranızdaki bu amansız savaşın bir galibi yok. Ne sen? Ne de sen? İkiniz de bu savaşı kaybettiniz hanımlar. Arya, Fuat'ı buralarda gördün mü? Hayır yenge. Odasında da yok. Az önce baktım. Nerede olduğunu Allah bilir. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi Arap Şeyhi bir eskort kızla beraber olay yerinden uzaklaşıyor. Zeyn, nerede kaldın? Bir işim var, sonra dönerim. İş mi? Nasıl bir iş bu? Her şeyi bilmek zorunda değilsin Arya. Bitti mi? Şu önemli iş. Lütfen ablama bir şey söyleme. Seni ilgilendirmez. Özel bir mesele. Benim için önemli bir işti. Önemli. Bu arada bu kadar imalı konuşmana da gerek yok. Çok yorgunum dayısının yeğeni. Şu anda seninle konuşmamı bekleme. Bazı cevaplara ihtiyacım var Zeyn. Umurumda değil. Benim hiç değil. Abi, burada mıydın? Annem her yerde seni arıyor.
Ne oldu Fuat abi? Evrakı geri aldık. Her şey yoluna girdi artık. Haber bütün kanallarda. Skandala karışanların isimleri ellerinde. Bir iki gün sonra her şey ifşa edilmiş olur. Babam olanları öğrenmiş olacak. Beni kayınpederim bile kurtaramaz artık. Ah be birader. Kayınpederin sana kazık atıyor. El altından rakuyla el sıkışıyor. Ne? Bu doğru. O Bayragun'un hesabına çalışıyor. Buna şahidiz. Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Ben bir yalanı yaşıyormuşum eğer. Şimdi ne olacak? Her şey düzelecek abi. Kimsenin elinde senin işin içinde olduğunu gösteren bir kanıt yok. Çünkü biz ortada hiçbir delil bırakmadık. Bu Barkat Royal'in tapusu. Fuat abi, şimdi ne yapmak istiyorsun? Alya, benim yerimde olsaydın eğer, sen ne yapardın? Benim yapacağımı sen yapar mıydın? Bir dakika. Ya! Aradığın cevabı Kur'an-ı Kerim'de bulacaksın. Gerçek aynadır. Ruhun aynasıdır. Ona sırt çevirirsen ruhunun aynadaki aksini asla göremezsin. Gerçeğin üstünü yalanla örtmeye kalkma. Gerçeği bildiğine inanıyorsan bunu sakın saklama. Ben cevabımı aldım Alya. Doğru olanı yapacağım. Doğru olanı mı? Fuat abi ilk defa doğruları söyleyecek gücü buldu. Bu bir ilk. O yüzden gerçeği söyleyecek. Allah yardımcısı olsun, ona güç versin. Doğruluktan ayrılırsa bunun onu zayıf biri yapacağını biliyor. Benden mi kaçıyorsun? Yoksa kendinden mi Zeyn Abdullah? Birlikte kaçtığınız görüntülerdeki o kız kimdi? Nasıl bir suç işledin ki ne benimle yüzleşebiliyor ne de sorularıma cevap verebiliyorsun? Fuat? Nerelerdeydin Fuat? Saatlerdir seni arıyorum. Konuşmamız gerekiyor.
Bay Çakıvala geldi. Buradaydı. Kayınpederim mi? Neden? Benimle konuşmak için gelmiş. Her şeyi anlattı. Sen bir aptalsın Fahat. Bana söylemiş olsan bu sorunu kolayca halledebilirdim. Kolayca halledeceğim bu sorun nedir Suraya Hanım? Anlaşılan bu gece kimsenin yatmaya niyeti yok. Mesele ne? Mesele mi? Her şey yolunda Osman Bey. Hiçbir sorun yok. Baba. Siz hala uyumadınız mı? Fahat, senin de artık gidip uyuman gerekiyor. Bugün ben de çok yoruldum. Bayan Oberio'nun partisi beni gerçekten çok yordu. Neyse, herkese iyi geceler. Gidelim Osman Bey. Baba. Konuşmam gereken önemli bir konu var. Dinliyorum. Sana daha önce söyleyemediğim bir hata yaptım. Çok korkmuştum. Ama sana hiçbir şey söylememekle doğru olanı yapmışım. Çünkü bunu yapmış olsaydın beni kurtarırdın. O zaman da gerçekle yüzleşecek cesareti asla bulamamış olurdum. Bugün o cesaretim var. Fahat. Ne oldu? Buna aslında hata diyemem baba. Çünkü ben bir günah işledim. Bunu bilerek yaptım. Baba, şu bahis skandalı patlamak üzere. Ben de o işin içindeyim. Ben de o bahislere para yatırdım. Ve 25 milyon rupi kaybettim. O kadar param olmadığı için de Ragu bir sahirden faizle borç para aldı. ...25 milyon rupi kaybetmek bile durumun ciddiyetini anlamama yetmedi. Çünkü borcun teminatı olarak ona Barkat Royal'in tapusunu verdi. O gün otele gelenler meslektaşlarım değildi. Ragu'nun adamlarıydı. Borcumu tahsil etmeye gelmişlerdi. O gün yanımda bir tek Alya vardı. Sorunumun büyüklüğünü gördü. Beni anladı. Ve hiç düşünmeden bütün takılarını
bana yardımcı olmak için gözden çıkardı. Bunu sen söylemiştin Osman Bey. Bir evlat ailesinin onurunu, haysiyetini düşünmüyorsa ona karşı sert tedbirler almak şarttır demiştin. Yeğenin bu defa ailesinin haysiyetini düşünmedi baba. Bütün takıları götürüp sattı. Ben demedim. Annem dedi. En azından bana sorabilirdin. Ben olsam takıları satmazdım. Götürür bankaya yatırırdım. Ama bütün borcumu ödemiş olmama rağmen o alçak şerefsiz tapuyu iade etmeyi reddetti. Bu yüzden Zeyn ve Alya ölümü göze alıp o partiye katıldılar. Ve tapuyu geri aldılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu haber birkaç güne kalmaz bana ulaşırdı nasılsa. Bugün gelip konuşman korkudan mı kaynaklanıyor? Hayır baba. Alya'nın tavsiyesi üzerine Kur'an-ı Kerim'i okudum. O zaman anladım ki zayıf biri olarak yaşamak büyük bir onursuzluk. Günahı saklamak başka bir günah. Bana vereceğin her cezaya hazırım baba. Boynum kıldan incedir. Dinle beni Fahat. İşlediğin günahtan utanç duyman senin için en büyük ceza. Bir insana ceza vermedeki amaç hatasını idrak etmesini sağlamak ve onu doğru yola sevk etmektir. Sana bakıyorum da bunu idrak ettiğini gözlerinde görebiliyorum oğlum. Şimdi benimle otur ve her şeyi anlat. Bunun nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Her şeyi anlat. Elbet bir çözüm yolu buluruz. Çözüm derken yasal yollar tabii. Doğru yollar. Soraya Hanım. Madem Fahat'ın yanlış bir şey yaptığını biliyordun, ne diye saklamak yerine ona doğru yolu göstermeye çalışmadığını sorabilir miyim? Alya orada olmasaydı bunu belki de... Bir şeyi unutuyorsun Osman Bey. Alya bu sorundan haberdar olan ilk kişiydi. O bu evin gelini Osman Bey. Bunu bizden saklamaması, gelip söylemesi gerekirdi. Sen söyle Alya. Bugün ikiniz de Bayan Oberio'nun partisindeydiniz. Hayatlarınızı tehlikeye attınız. Ama ya yakalansaydınız, o zaman olabilecekleri hayal edebiliyor musun? Bu büyük bir sorumsuzluk. Soraya Hanım, sizin Alya'ya minnet duymanız gerekmez mi? Fahat bugün doğruyu söyleyecek cesareti bulduysa bunun tek sebebi Alya'dır. Alya, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bugün beni de aydınlatmış oldun. Beni de... Bu öyle üzücü ki... Bu evdeki varlığımıza rağmen Fahat bizi bu denli büyük bir sorunu paylaşmaya değer olarak görmüyor. Teşekkür ederim Alya. Fahat. Baba. Benimle gel. Hele bir önce babamı kurtaracak bir yol bulayım. O zaman ne yapacağımı görürsün. Alya Abdullah'ı Alya Gulam Haydar olduğu günlere döndürmek şart oldu artık. Her işe burnunu sokması olmaz mıydı? Bugün hedefime ulaşmış olacaktım.
Ne yani? Çocuklarıma ne yapacağımı Alya'dan mı öğreneceğim? Hayır, kesinlikle. Asla. Hayır. Bu kız bir tehlike. Benim için olduğu kadar ailem için de. Bu tehlikeyi ne kadar erken bertaraf edersem o kadar iyi olacak. Gün kaldı değil mi? O halde ne diye takvimine işaret koymadığını söylesene. Beni karın olarak mı kabullendin? Asla. Abim Fahat için yaptığın şeyle bu ailenin gelini olduğunu ispatladın. Ne diye boşa zaman harcayayım ki? Artık günleri saymam gerekmiyor. Söz konusu senden kurtulmaksa, vakti geldiğinde olacak zaten. Doğru. Ama bu sorumu cevaplamıyor. Bekliyorum. Sana daha önce de söyledim. Çok yorgunum. Başka zaman konuşuruz. Partiden bir kızla ayrıldın. Kimdi o? Nereden çıktı? Partiden birlikte ayrıldığın kız kimdi dedim. Hiç kimse. Görüntüleriniz haberlerdeydi. Arap Şeyhi bir eskort kızla partiden kaçmaya çalışıyordu. Oradaki tek Arap da sendin. Kimdi o kız? Kız falan yoktu benim yanımda. Öyle mi? Bu ne o zaman? Ruj izi. Böyle de bulaşmış olabilir. Beni karın mısın gibi sorgulamayı bırak, tamam mı? Kimdi o kız Zeyn?
Allah'ım. Sen hala orada mısın? Bir kızdı işte. İyi bir kız. İyi bir aileden. Orada zorla eskortluk yapmaya zorlanmış. Ben de bunu öğrenince ona yardım ettim. Hepsi bu. Durum öyleyse eğer, ne diye yalan söyledin? Sen yalan söyleyince ben tavır koymuyorum. Bu arada sana ne zaman yalan söyledim ki ben? Önemli bir işin olduğunu söylemiştin. Çaresiz bir kıza yardım ettim dedim ya, bu önemli değil mi? Bak, beni karım gibi sorgulamaktan vazgeç. Karınım ve sorgulayacağım. Sıkıysa engel ol. Yani demek istiyorum ki birinin iyiliği için olduğu sürece yalan söylenebilir tabii. Mesela benim Fuat abi için yalan söylemem gibi. Çünkü o zaman gerçeği söylemek imkansızdı. O gün senin için imkansız olan şey bugün de benim için imkansız. Peki kimdi o kız? Ona ben de yardımcı olmak isterim. Yok artık. Şimdi sosyal hizmetli mi oldun? Yardımsever biri olman umurumda değil. Annemden yeni fırça yemedin mi? Arada ben de payımı aldım. Bu senin fikrindi. Kılık değiştirip o partiye gidelim. Seninle başka macera yaşamak istemiyorum. Anladın mı? O kadar böbürlenme. Ne sanıyorsun? Ben de seninle macera yaşamak için ölmüyorum.